asla. İşlerimde özgürlüğümü kısıtlıyorsun. Abi lütfen bak kapısını otur. Verir misin bak kapısını? Bak kapısını verir misin ulan ya lütfen ya. Lütfen karışmayın. Ablana ver Ozan ablana. Bırakın oğlum ya. Yavrum lütfen karışmayın ya. Allah aşkına şurada bir doğru düz bir şey yapalım diyoruz. Onu da engelliyorsunuz. Bu pankartın kimseye bakmıyor. Karı yok kusurum. Şunu bir açar mısınız? Abi lütfen ya. Arkadaşım. Bu pankartı açar mısın lütfen? Ya işlerimde bana zulüm yapıyorsunuz arkadaşlar. Özgürlüğümü engelliyorsunuz. Bu benim işlerimde bana ait bir özgürlük. Ya lütfen şunu, ne var şu yazda korkuyorsunuz ya? Bu yazda korkacak ne var arkadaşlar? Allah aşkına ne var şu yazda korkacak ya? Yani bu yazda korkacak ne var arkadaşlar? Ne var bu kadar bu yazda korkacak? Al arkadaşım ya. Türkiye'nin gerçeğini burada dile getiriyoruz yani. Her yer açlık, her yer işsizlik diyoruz. Her yer zulüm diyoruz arkadaşlar. Ve zulme de devam ediyorsunuz siz. Yani bundan korkulacak, çekinecek bir şey yok. Her yer açlık, her yer işsizlik, her yer korku, her yer adaletsizlik, her yer sindirilmişlik, her yer umutsuzluk ama her yer korkmuyoruz. Korkmuyoruz arkadaşlar artık. Bu dükkanın geldiği hale bakınız ya lütfen. Ya bugünkü benim kasam, Ecevit'e kasa vurmadılar. Bugün Türkiye'nin gerçeği bu. Bak kasamda birikiyor para bu kadar. Gördünüz mü? Erdoğan'a fırlatıyorum bunu. Bu kasayı Erdoğan'a fırlatıyorum, görürsün arkadaşlar. Nedir bu? Kasama bu. Ama doğası, denizi, dağı, güneşi mevsimini kıskanıyor. Hayretler içinde senin başarısız yönetiminle aç uyuttuğun bebeler, işsiz anne babalar, geleceksiz hayal kuramayan gençleri kim kıskanır? Niye kıskanır? 20 milyon işsiz olan bir ülkede niye kıskanırlar arkadaşlar? Avrupa çözemediği için kıskanıyor. Asgari ücret 4 bin lirayken 1 litre benzin 30 lira olur. Olur mu diyor 30 lira? Emekli maaşı 2500 lirayken dolar nasıl 19 lira olur, 17 lira olur? Bu zalim şartlarda nasıl yaşanılır? Onun şaşkınlığı ve kıskançlığı içinde Avrupa, ülkede din sorunu yok. Din sorunu yok, ülkede beka sorunu yok. Ülkede bir tek adam sorunu var. Ve Erdoğan'ın yönetemediği, dibe vurduğu ekonomi sorunu var. Hukuk sorunu var, eğitim sorunu var. İşsizlik sorunu var. Ve hayal bile kuramayan gençlerin gelecek sorunu var. Sen geldiğinde de her şey vardı. Sen gittiğinde de her şey olacak. Hiç kimse Allah değil. Herkes gelecek ve gidecek. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Ülkemizin en son düştüğü nokta bak. Kasa yerde ona fırlatıyorum. Kasamdan çıkan para bu. Evet bu şekilde dükkan çalıştırıyorum ben buraya. 8 bin lira kira ödüyorum. Ve kasamdan binlik çıkan param şu. Bu kadar vicdansızlık, bu kadar ekonomi çökertmek, batırmak. Yani reva mı? Ondan sonra biz uçuyoruz, Avrupa'ya gidiyoruz. Gitmiyorsun arkadaş. Bir NAS kanunu çıkarın. NAS kanunuyla geldiğimiz hal bu. Ekonomi bilmiyorsan bırakacaksın. Bilenler yönetecek. Arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Biz Erdoğan'la beraber... Oktay Bey, pardon. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun elbette. Şu... Geçmişte Sayın Erdoğan'ın bütün politikalarını destekliyordunuz. Evet. Ne oldu da çok kısa anlatır mısınız? Efendim çok ne net. Oldu da böyle oldu. Böyle oldu. Bir zamanlar Erdoğan doğru yoldaydı. Doğru yoldan çıktı. Çizgiyi şaşırdı Erdoğan. Doğru yoldayken yanındaydık. Doğrularına sahip çıktık. Ama yanlışlarına sahip çıkmak zorunda değiliz Erdoğan. Erdoğan değişti artık. Bizi kandırdı. Kandırmış yıllarca. Aynı yolda yürüyorduk. Artık diyorum ki, dur burada Erdoğan, kral çıplaktır diyorum. Artık kral çıplaktır diyorum. Herkes her şeyi görüyor. Sen kimseye bir şey anlatamazsın. Evet, Erdoğan'ın yanlışlarından dolayı yanından uzaklaştım ve kaldım. Yıllarca ona mücadele verdim, onunla beraber çalıştım. Demokrasi dedi, özgürlük dedi, insan hakları dedi, ekonomi dedi, refah dedi. Ve beni kandırdı. Beni kandırdı. Benim geldiğim, ülkenin geldiği nokta bu. Arabam var burada. Arabama binip eve gidemiyorum. Ancak hastalanmadan hastaneye. Hastaneden hastaneye, hastane için arabaya biniyorum. Arabamı birim gezemiyorum. Ya müdürüm benim iş yerimde bak, benim iş yerimde. Bana ait bir mekanda benim pankartımı gasp ettiniz. Yani devlet gasp yapmaz. Lütfen ben pankartımı istiyorum.
Pankartımı verir misin bana? Sonra. Alacağız o be. Pankartımı istiyorum arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum ben ya.